Merhabalar. Şimdi de size Moser'in şarjlı olarak en çok tercih edilen modeli olan 1591 Chromine Pro modelinden bahsedeceğim. Öncelikle yine kutumuzun üzerinde Phonex hologramını bulunması gerekmektedir. Ürün içeriğinden bahsedelim. Ürünümüzü şu şekilde açıyoruz. Karşımıza ilk olarak yetkili servisin de bulunduğu garanti belgesi çıkmaktadır. Ayrıca 1591 T-Cut modelinin şarj ünitelerinin birbirine kullanılmadığını göstermektedir. Ürün kutu içeriğinden bir adet şarj ünitesi, bir adet temizlik bakım fırçası, bir adet bakım yağı, bir adet şarj kablosu, bir adet kademeli kesim tarağı ve bir adet de makineye çıkmaktadır. Öncelikle şarj ünitesini ayarlayalım. Ünitemizi fişe takıp daha sonra şu görmüş olduğunuz kısımdaki ünite ile bağlantısını sağlıyoruz. Makinemizin de yine şarj olması için şu görmüş olduğunuz metal parçalar ünitedeki metal dişlerle tam oturması gerekmektedir. Şu şekilde oturttuğunuz zaman bu şekilde ışık yanıma, yeşil ışık yanıp sönüyorsa makinemiz şarj oluyor demektir. Makinemizin plastik tarağının nasıl takıldığını gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi plastik tarağımız şu şekilde makinemize oturmaktadır. Şu şekilde sesleri duyuyorsunuz. Her kademe daha kısa kesim ve daha uzun kesim için ayarlanabilmektedir. Şu şekilde daha farklı kesimler sağlanabilmektedir. Makinemiz hakkında biraz daha teknik bilgi vermek gerekirse 32 mm bir bıçak genişliğine sahiptir. 0,4 mm bir kesim uzunluğuna, yani maksimum 0,4 mm kadar inebilmektedir kesim uzunluğu. Şarjı 120 dakikadır. 120 dakikalık iş şarj sonrasında 100 dakikalık bir kullanım sağlamaktadır. Yaklaşık 130 gramlık bir ağırlığa sahiptir. Bir adet şarj gösterge ışığı bulunmaktadır. Makinemiz sadece sakal, ense, fol kesimler için kullanılabilir. Saç kesimi için kullanılabilecek bir makine değildir. Şimdi de makinemizin rutin bakımlarının nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle kutudan çıkan bir adet bakım yağını alıyoruz ve makinemizin sadece şu gösterilen ön kısmına hafifçe uyguluyoruz. Daha sonra temizleme fırçasıyla bu yağ ile iyice makinemizi yağlıyoruz. Kuaförler için her gün, ev kullanıcılar için 3-4 tıraşta bir bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Daha yoğun bir bakım, yani çok daha uzun süre kullandığınız makineye 8-10 tıraştan sonra daha iyi bir bakım yapmak isterseniz metal parçasını şu şekilde gösterdiğim gibi bastırarak çıkarıp şu kısımlarını ve makinenin iç kısmında kalan şu kısımlarını fırçayla iyice temizleyebilirsiniz. Daha sonra nasıl takmanız gerektiğini, nasıl takılacağını göstereyim. Şu görmüş olduğunuz parçayı tırnağa, şu görmüş olduğunuz yuvasını öncelikle oturtuyoruz. Daha sonra şu şekilde bastırdığınız zaman